alt mazak. Doğrultu. Her zaman sevdiğim. Parmaklarım en yükseklerde olma düğümü. İşte bu dört ile beraber. Bizler tabii ki. Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardı. Çakılar üzerine çalışıyorduk, bıçaklar üzerine ise bayağı bir durduk. Şimdi bu videolarda özellikle çelik olarak merkeze N690'ı koyduk. Çünkü N690 gerçekten süper bir çeliktir ve şahane bir paslanmazdır. Size kusursuz bıçaklar ve çakılar yapılmasını sağlar. Ama şimdi şöyle de bir konu var. Peki T7 ve 4116 nasıl çeliklerdir? Bazıları çünkü burun kıvırıyor. Ya diyor, öyle çakı mı olur diyor. Yok öyle bıçak mı olur diyor. Yok öyle çelik mi olur diyor. Ben dokunmam bile. Ben para bile ödemem kardeşim falan diyor. E şimdi buradaki konu, buradaki durum nedir? Gerçekte bu böyle midir? Bakınız dostlar. Şimdi biz evimizde gerek T5, gerek T7, gerek 4116 bıçaklar kullanırız. İnanır mısınız? Evimizdeki bıçaklar günde en az 2 kez kullanılır. Ve ona rağmen inanır mısınız 4 ay 5 ay bilemeye hiç ihtiyaçları bile olmaz. Sebebi doğrama tahtası üzerinde kullanmamız tamam ama şimdi çeliğin kendisinin de o tempoya dayanabiliyor olması. Buradaki konu şu. İmalatçısının imalat teknolojisi ve ısıl işlem, menev işlemesi, HRC-55, HRC-56 sertliklerde bıçağı tamamlayıp ardından kullanıcıya sunabilmesi. Gerçekten kaliteli markalarda bıçaklar aldığınız zaman T5, efendim T7, yok 4116 hiç fark etmiyor. Dediğim gibi aylarca ve hatta ne oluyor biliyor musunuz? Alıyorum bıçağı ağzıyla, bakın, grit taşına masat çekerek bir 5'er ya da 10'ar kez grit taşına vurup ardından kullanmaya devam ediyorum. Yani bileme bile yapmıyorum. Neden? Çünkü gerek 4116, gerek T7, gerekse T4 düzgün şekilde yapılmışsa gerçekten kullanıcısını tatmin etmekte. Mesela şu anda elimde bir T7 görüyorsunuz. Fransız T7. Boynuz saplı. Dikkat ediyor musunuz? İşçiliğin güzelliğine. Burada mesela ceviz saplı bir 4116 görüyorsunuz. Bu 4116 bayağı bir zamandır kullanılıyor. Ama herhangi bir problem yaşatmıyor. Çünkü keskinlik tutması güzel. Çünkü ısıl işlemi iyi. HRC-55, HRC-56 sıcaklıkta, daha doğrusu sertlik derecesinde gayet güzel bir biçimde, hani kullanıcıya sunulacak şekilde hazırlanmış olduğu için keskinlik koruması gayet güzel ve bilemesi de haliyle yine gayet iyi. Aynı şeyden emin olun, bu T7 de size aynı hani rahatlığı sunacaktır. Bu kesme güzelliğini bu bıçak sahip olduğu düzgün ısıl işlem ve haliyle HRC-55, HRC-56 sertlikte gerçekten olduğu için uzun bir zaman koruyacaktır. En fazla ne olur biliyor musunuz? Grit taşınızı alırsınız, aynen demin tarif ettiğim gibi. Eğer ağzında gerçekten hani ağır bir hasar yapacak şekilde, eğer zulmetmezsiniz çakıya, masatlar şekilde bir 5'er kez bilersiniz. Aradan şöyle bir yaparsınız.
Ondan sonra en fazla bir beşer kez daha masatlar. Ondan sonra bir daha şöyle yaptınız mı? Aa dersiniz oldu. Ondan sonra artık avda kullanın, kampta kullanın, outdoor'da kullanın. Zaten jilet gibi yapmanıza gerek yoktur. Gayet keskin olması sizler için yeterlidir. Bakınız şimdi bazı şeyler özellikle çelik kalitesinden ne anladığımızla alakalıdır ve dahası bir de maddi gücümüzle orantılıdır. N691 çakının fiyatı tabii ki T7 bir çakıdan veya 4116 bir çakıdan daha yüksek olacaktır. Bu anlamda özellikle hani alım gücü çok yüksek olmayan kimselere de uygun haliyle hani tercihler ve çözümler mevcuttur. Şunu unutmayın, Victorinox bir dünya markasıdır. Kullandığı çelik nedir sanıyorsunuz? 4116'dır. Ama adamlar 4116'yı o kadar güzel hazırlıyorlar ki Victorinox çakılar gerçekten herkesin kullanmayı sevdiği çakılar. Victorinox'un olduğu an çünkü benim çakım var kardeşim diyorsunuz. Niye? İşte aynı şey. Marka bıçağın kendisini gerçekten güzel hazırlamış, size güzel bir çakı sunmuş ve siz memnun kalıyorsunuz. Şimdi ülkemizde özellikle çok iyi hani bıçak ustaları çıkmaya başladı. Bu anlamda gerek N690'larda, gerekse 4116'larda, gerek T7'lerde, gerek T4'lerde çok güzel bıçaklar ve çakılar çıkmakta. Swepner'ler falan derken özellikle hani böyle gerçekten hem pahalı hem çok zor körelen süper çelikler, high karbonlar falan derken çok güzel bıçaklar sunulur oldu. Polisajlar ve sap işçilikleri gerçekten çok güzelleşti. Ve şimdi bu aşamada artık bu bıçakların hani ısıl işlemlerini yapan özellikle ısıl işlemciler de var. Bazı ustalar kendileri yaparlar, bazıları dışarıya yaptırırlar. Şimdi piyasada bu şekilde bir kayma olunca ister istemez ısıl işlemciler de gene firmalar. Bunlar da gene gayet güzel ısıl işlemler yapar oldular. Ve gerçekten özellikle T7'lerde gerek 4116'larda gerekse N690'larda çok güzel çakılar ve bıçaklar çıkıyor. Şimdi ister istemez N690 daha pahalı olacak dedik. Belki bayağı pahalı bile olabilir. İşte bu anlamda özellikle kaliteli bir T7 veya kaliteli bir 4116 kesinlikle sizleri fevkalade tatmin edecek ve uzun süre keskin kalarak ve size çok iş yaptırarak sizi memnun edecektir dostlar. Bu anlamda özellikle kaliteden şaşmayın ve özellikle hani imalatçı olarak eğer çakı veya bıçak alıyorsanız mümkün olduğu kadar gerçekten itimat edebilmeye özen gösterin. Bu anlamda hani düzgün kaynaklardan bıçak ve çakı tedarik edebildiğiniz sürece sahip olacağınız çakılardan ve bıçaklardan memnun kalacağınızı büyük ihtimalle bilmelisiniz. Şimdi N690 gerçekten çok kaliteli birey taşları ister. Ama T7'yi ve 4116'yı bilemek haliyle N690'a kıyasla biraz daha kolaydır. Haliyle size bu anlamda kolay bileme imkanı da sağlar. Üstelik çakının kalitesine göre keskinlik koruması da aynı ölçüde uzun olur. HRC 55, HRC 56 sertlikse 4116, T5 ve T7 için gayet normaldir. Daha sert zaten olmaması önemlidir. HRC 60 küsur sertliklerdeki çelikler zor bilenir. Bu anlamda özellikle bıçak bilemeyi de bilmelisiniz. Bakın T7'de kullansanız, 4116'da kullansanız, N690'da kullansanız, FM Cheaper Viking'de kullansanız, Slepner'de kullansanız. Arkadaşlar bıçağı bilemediğiniz sürece o bıçak hani istediğiniz gibi olmayacaktır ve mutlu olmayacaksınız. Bıçaklarınızı kullanırken bu anlamda özellikle, gerçi bu bahsettiğimiz çelikler özellikle T7, 4116, N690 gayet güzel paslanmazlardır ama gene de özellikle bulaşık makinesindeki kamayın kullandıktan sonra
Özellikle 4116 ile T7'de şimdi özellikle üzerine bulaşan şekerli bitki, meyve, sebze her neyse artıklarını ve asitli hani öz sularını kesinlikle temizleyip kurulayıp ondan sonra kurutun ve kullanmaya devam edin olsun bitsin. Çünkü bu malzemeler çeliğe ciddi zarar verir. Uzun vadede zaten pasamegilli hale getirebilecektir. Evet dostlar, bu anlamda özellikle bıçak hani nasıl kullanılır, güvenli bir şekilde nasıl sahip olunur, nasıl paslandırılmaz, nasıl kısacası uzun ömürlü tutulur, nasıl bilenir, bu konulara da dikkat ettiğiniz sürece şurada gördüğünüz T7 sizi uzun zamanlar boyu tatmin edecektir. Bu gördüğünüz 4116 uzun zamanlar sizi tatmin edecektir. Bu gördüğünüz N690'dan yapılma şahane şey sizi fevkalade mutlu edecektir. Haliyle bazı şeyler biraz da bıçağı nasıl kullandığınızla ilgilidir diyerek gerçekten fiyat kalite performansında size en uygun bıçağı almanızı öneriyorum. Dediğim gibi imalatçının kalitesi önemli diyerek yüksek müsaadenizle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Çünkü ben bu çelikleri kullanmaktan çok memnunum. Körelmiyorlar. Diyerek hepinize kazasız belasız günler ve abedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.